Açık ders malzemeleri Elektrik ve Manyetizma 802 5. ders. Evet. Bugün yeni kavramlar, yeni fikirler yok. Biraz rahatlayabilirsiniz. Sizinle elektrik potansiyeli ve elektrik alanı arasındaki ilişkiyi tartışmak istiyorum. Uzayda burada bir elektrik alanınızın olduğunu ve cebimde bir Q yükü bulunduğunu düşünün. A konumundan başlayacağım. Etrafta şöyle bir dolanıp A noktasına geri döneceğim. Bu kuvvetler korunumlu olduğundan elektrik alanımız durgun ise yani yükler hareketliyse işler zorlaşır. O zaman kuvvetler korunumlu kuvvetlerdir. Bu durumda etrafta dolanıp tekrar A noktasına geri geldiğim zaman yaptığım iş sıfır olmalıdır. 3 numaralı denkleme baktığınızda açıkça görürsünüz ki A noktası ve A noktası arasındaki potansiyel farkı sıfırdır. A noktasında başlayıp A noktasında son buluyorum ve bu E nokta DL'nin A'dan A'ya noktasına integralidir. O halde bu sıfır olmalıdır. Normalde böyle bir integrali bir çemberle gösteririz. Bu başladığınız yerde bitirin anlamına gelir. Bu bir çizgidir şimdi. Denklem bir de olduğu gibi kapalı bir yüzey değil, kapalı bir çizgi. Durgun elektrik alanlarıyla ilgilendiğimiz sürece istersek bir başka denklem daha ekleriz. O da şu. E nokta DL'nin bir kapalı çizgi entegreli varsa o zaman başladığımız yerde bitiriyoruz. Dolayısıyla bu sıfır olmalı. Dersin daha sonralarında korunumlu E alanlarımızın olmadığı ve dolayısıyla statik alanlarla ilgilenemeyeceğimiz özel durumların var olduğunu göreceğiz. Böyle durumlar henüz söz konusu değil. Ancak şimdilik böyle. Eğer elektrik alanını her yerde biliyorsak o zaman iki numaralı denkleme bakınız. O zaman potansiyeli de her yerde biliyoruz demektir. Tersine her yerde potansiyeli biliyorsunuz ve elektrik alanının ne olduğunu bilmek istiyorsunuz. Tabii ki bu da mümkündür. Denklem 2 ve 3'e bakarsanız potansiyelin elektrik alanının integrali olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla koşkusuz alan da potansiyelin türevi olmalıdır. Şimdi alanlar potansiyellerin türevi olduğunda artı ve eksi işaretler hep canını sıkar. Burada olmak için MIT'ye 27 bin dolar ücret ödemek zorunda olmanız ya da buraya gelmeniz için MIT'nin size 27 bin dolar ücret ödemesi sadece bir eksi işareti farkıdır. Fakat tabii ki bu büyük bir farktır. Öyleyse birkaç ayrıntıyla bunu halledelim. Burada bir artı Q yüküm var. Ve R uzaklığında bir P konumunda elektrik alanı ne olduğunu biliyoruz. Bunu milyon kere yaptık. Bu Q'dan o noktaya yönelmiş birim vektördür ve elektrik alanın bu yükten dışarı yönelmiş olduğunu biliyoruz. Ve ayrıca E elektrik alanının ta ilk derste görmüştük. R şapka yönünde Q bölü 4 pi epsilon sıfır r kare olduğunda biliyoruz. Ve geçen derste bu konumdaki elektriksel potansiyeli çıkarmıştık. Elektrik potansiyel Q bölü 4 pi epsilon sıfır r'dir. Bu bir vektördür. Bu bir skaler. Böylece potansiyel bir çizgi boyunca elektrik alanının integralidir ve şimdi elektrik alanın potansiyelinin türevi olarak yazılıp yazılmayacağını denemek istiyorum. Öyleyse dv bölü dr'yi ele alalım ve ne elde edeceğimizi görelim. dv bölü dr'yi ele alırsam eksi q bölü 4 pi epsilon sıfır. R kareyi elde ederim. Kuşkusuz elektrik alanını bulmak istiyorsan bir vektöre ihtiyacı var. Dolayısıyla her iki yanı R yönündeki birim vektörle çarparım. Bu tamamen yasaldır. Böylece onlar vektörlere dönüşmüş olurlar. Görüyorsunuz neredeyse bunu buldum. Bir eksi işareti dışında aynısı. Yani potansiyelin türevi eksi e'dir. Artı e değil. Ve böylece buraya yazıyorum. E eksi dv bölü dr'ye eşittir. Birbirlerine sıkıca bağlılar. Böylece eğer potansiyeli o bunun bir vektör olmasını istiyorum. Bu yüzden buraya R şapkayı koyuyorum. Sol taraf vektör olunca sağ tarafta bir vektör olmalı. Evet, böylece uzayda her yerde potansiyeli biliyorsanız o zaman elektrik alanını yeniden bulabilirsiniz. Geçen sefer değindiğim gibi elektrik alan vektörleri, elektrik alan çizgileri eş potansiyel yüzeylerine daima diktir. Niçin böyle olması gerektiği açıktır. Uzayda bir yerde olduğunuzu, ve cebinizde yükle elektrik alan çizgilerinden dik olarak hareket ettiğinizi düşünün. Böylece bile bile kasten elektrik alan çizgilerine dik hareket ediyorsunuz. Yani bu üzerinizdeki kuvvetin ve hareket yönünüzün sürekli 90 derecelik açılarla olduğu anlamına gelir. O halde sadece alan çizgilerine dik hareket edeceksiniz. Bunlar alan çizgileri ise siz şöyle hareket ediyorsunuz. Bu yüzden herhangi bir iş yapmazsınız. Çünkü DL ve E arasındaki nokta çarpım sıfırdır ve eğer hiç iş yapmazsanız potansiyeli aynı kalır. Tanım budur. Ve bu nedenle eş potansiyel yüzeylerin daima alan çizgilerine dik olması gerektiğini görebilirsiniz. Ve alan çizgileri de daima eş potansiyel yüzeylere dik olmalıdır. Ve size Maxwell'in harika çizimlerini tepe gözle tekrar göstereceğim. Artı 4 yük ve eksi 1 yük. Son gördüğümüz aynı. Sadece bu 90 derecelik açıyı tekrar işaret etmek için. Son derste çok detaylı olarak tartıştım bunu. Bu yüzden tekrarlamayacağım. Kırmızı çizgiler gerçek yüzeyler. Bu üç boyutlu düşey etrafında bunu bir bütün olarak döndürmelisiniz. Böylece bunlar yüzeylerdir. Kırmızılar pozitif potansiyel yüzeyler ve maviler negatif potansiyel yüzeyler. Bu önemli değil. Ama yeşil çizgiler alan çizgileridir. Dikkat edin. Örneğin bu alan çizgisini ele alırsam kırmızıya buraya dik, orada dik, orada dik, orada dik, orada dik burada dik, burada dik, burada dik. Buraya gelin dik dik dik. Bu grafik üzerinde baktığınız her yerde alan çizgilerinin eş potansiyelleri dik olduğunu göreceksiniz. Ve bunu artık tamamen anladık sanırım. Bu demektir ki bir yükü sıfır hızla serbest bırakırsanız o daima bir alan çizgisi yönünde gideceğinden daima bir eş potansiyel yüzeye dik olarak hareket etmeye başlayacaktır. Bir artı yük alan çizgileri yönünde, eksi yük ters yönünde. Yani uzaydaysanız ve bir yükü sıfır hızıyla serbest bırakırsanız, yük daima eş potansiyellere dik gider. Yer çekiminde de benzer bir durum var. Dağcıların haritalarına bakarsanız, Eşit yükselti çizgileri eşit yüksekliktedir. Kaymaya başlıyorsanız bu noktadan sıfır hızla başladıysanız daima eş potansiyellere dik çıkış yapmış olursunuz. Yani bu harekete başladığınız yöndür. Eğer sıfır hızla başlarsanız Şimdi size potansiyel ve elektrik alan arasındaki ilişkiyi daha derin olarak vermek istiyorum. Beni çok yakından izleyin. Yaptığım her adımda beni izlemenizi istiyorum. Uzayda bir yerde P konumunda olduğumu düşünün. P konumunda bir potansiyel var. Tek bir potansiyel. VP. Verilen bu. Ve olduğum yerde bir elektrik alanı var. Şimdi yapacağım şey sadece X yönünde son derece küçük bir adım atmaktır. Y'de değil, Z'de değil. Yalnızca X yönünde. O küçük adım boyunca potansiyelde bir değişim ölçemezsem bu elektrik alanının X yönünde bileşeninin sıfır olduğu anlamına gelir eğer potansiyelde bir fark ölçersem o zaman bu bileşen yani elektrik alanının x yönündeki bileşeninin büyüklüğü şu olur. Ölçtüğüm potansiyel fark bölü delta x ile göstereceğim o küçük yanadım. Y ve Z'yi sabit tutuyorum. Bunlar büyüklükler. Buraya dikey çubukları koymamın sebebi bu. Benzer şekilde Y yönünde küçük bir yan adım atsam ve X ve Z'yi sabit tutup delta V potansiyel farkını ölçsem o zaman bu elektrik alanının Y yönündeki bileşeni olmuş olur. Daha önce E için yeni bir birim olarak Newton belli Coulombu yazdı. Şu andan itibaren hemen hemen her zaman elektrik alanının birimini volt bölü metre olarak yazacağız. O tamamen Newton belli Coulomb'la aynı şey, hiç farkı yok. Fakat bu sizin biraz daha iyi anlamanızı sağlar. Metre cinsinden küçük bir yan adım atarsanız ve potansiyeli ne kadar değiştiğini ölçerseniz işte o volt bölü metredir. O potansiyel değişim bölü mesafedir. O halde şimdi kartezyen koordinatlarda elektrik alan ve potansiyel arasındaki bağlantıyı yazabilirim. Bu kartezyen koordinatlarda yukarıdaki güzel şeklinden çok daha korkutucu görünecek. Orada potansiyel sadece r mesafesinin bir fonksiyonuydu. Ve böylece kartezyen koordinatları cinsinden e'yi şöyle elde ederiz. e vektör eşittir eksi, eksi işaretinin uzun uzunları diye tartışmıştık ve şimdi dv bölü dx çarpı x şapka artı dv bölü dy çarpı y şapka artı dv bölü dz çarpı z şapka. Burada gördüğünüz buradaki ilk terim tabii ki eksi işareti ile birlikte e x'tir. Eksi işareti dahil bu terim eydir ve bunun gibi. Burada gördüğünüz kıvrık değerler aslında kısmi türev demektir ve de bu türevi alırken z ve y'yi sabit tutmanız anlamına gelir. Bu türevi alırken de x ve z'yi sabit tutarsınız ve böyle. Bu kartezyen gösterimdir. Çok değişkenli kalkülüs dersinde öğrenebileceğiniz gibi belki de zaten biliyorsunuz bu E'yi eksi gradyen G olarak yazabilirim. Bu bir vektör fonksiyonu. Bu da bir skaler fonksiyon. Bu sadece farklı bir gösterim. Bu matematiksel reçetenin yalnızca sözde ifadesi. Ve onu henüz görmediyseniz çok değişkenli diferansiyel ve integral hesapta ele alacaksınız. Böylece şimdi basit bir örnek vermek istiyorum. Varsayalım ki V potansiyeli X'e bağımlı olsun ve 10 üzeri 5X olarak verilsin. Yani bu verilmiş. Ve bu X eşittir. 0 ile 10 üzeri eksi 2 metre arasında geçerli olsun. Yani 1 santimetrik bir uzay boyunca geçerli. Böylece potansiyel mesafeyle doğrusal olarak değişir. Şimdi elektrik alanı nedir? Bu uzayda. Peki elektrik alanının oradaki tanımına geri döneyim. Yalnızca x yönünde bir bileşeni var. O halde ilk türev eksi 10 üzeri 5 x şapka olur. Diğerleri 0. Yani EY 0 ve EZ sıfırdır. Evet, güzel matematik ama hiç fizik görmüyoruz diyebilirsiniz. Aslında bu düşündüğünüzden daha fazla fizikseldir. Burada yüklü, pozitif yüklü bir plaka olduğunu düşünün. plaka X konumunda. Ve buradaki diğer plaka diyelim ki sıfır konumunda. Bu plakaya A, bu plakaya da B diyorum. Ve bu plaka negatif yüklü. Yani X bu yöne doğru gidiyor. Öyleyse buraya içeriye elektrik alanını koyarım. Reçeteye göre eksi 10 üzeri 5 ve eksi x şapka yönünde. x şapka bu yöndedir. Elektrik alanı zıt yöndedir. Ve her yerde aynıdır. Ve bu oldukça fizikseldir. Bunu tartışmıştık elektrik alanı tartıştığımızda birbirine çok yakın, iyice geniş düzlemler arasında elektrik alanı içeride sabitti. Hatırlayın ve değeri içeride sigma, bu plakaların her birindeki yüzeysel yük yoğunluğu olmak üzere sigma bölü epsilon sıfırda. Ve elektrik alanının dışarıda yaklaşık sıfır olduğunu tartışmıştık. Ve dışarıda burada elektrik alanı yaklaşık sıfırdır. Bu yüzden bu son derece fizikseldir. Sizin burada gördüğünüz şey tam olarak budur. Elektrik alanı eksi 10 üzeri 5. Burada bu elektrik alanının buradaki büyüklüğü 10 üzeri 5 volt bölü metredir. Şimdi potansiyel farkı nedir? Peki VA eksi VB eksi VB E nokta DL'nin A'dan B'ye entegraldir. Buradan buraya gidiyorum. Bu yüzden DL yerine tabii ki DX yazabilirim. Çünkü şimdi buna X yönü dedim. Ve bu nedenle buraya nokta DX yazacağım. Ve bu eksi 10 üzeri 5 çarpı A'dan B'ye entegral x şapka nokta dx'tir. Korkutucu görünüyor ama önemsizdir. x şapka bu yöndeki birim vektördür. Ve dx bu yönde çok küçük bir dx vektörüdür. Böylece her ikisi de aynı yöndedir. Yani bu ikisi arasındaki açının kosinüsü birdir. Böylece vektörleri unutabilirim, noktayı unutabilirim. Ve bu yüzden bu, eksi 10 üzeri 5 çarpı ...A'dan B'ye entegral... ...Dx olur. Ve bu... ...önemsizdir. Bu eksi... ...10 üzeri 5 çarpı konumdur. A ve B arasındaki... ...integrali alayım. Evet burada... ...XB eksi XA elde ederim. Ve eğer bu 10 üzeri... ...eksi 2 metre ise buradan buraya gitmek 1 santimetre ise bunu 10 üzeri eksi 2 ile çarpmalıyım. Böylece bunu eksi 1000 volt olarak elde ederim. Demek ki A, B'den 1000 volt daha düşüktür. Onun anlamı budur. Ve çok fiziksel bir şeydir. Dikkat ederseniz soldan sağa doğru gittiğinizde potansiyel doğrusal olarak artar. Bu ondan daha düşüktür. Ve eğer kafanızda plakalara paralel şöyle düzlemler kurarsanız, o düzlemlerin her biri eş potansiyelli olur. Onlar her yerde aynı potansiyele sahiptirler. Ve yavaş yavaş sağa doğru hareket ederseniz potansiyeliniz artar. Fakat elektrik alanın ters yönde yani artıdan eksiye doğru gittiğine dikkat edin. Ardındaki neden tamamen budur. Bu eksi işareti. Potansiyelin sıfırı olarak nereyi seçeceğim konusunda her zaman özgür olduğum açık. Geçen sefer bunu tartışmıştık. Her zaman sonsuz seçmek zorunda değilsiniz. Bu yüzden sıfır potansiyel olarak bunu seçebilirim. O takdirde bu artı bin olacaktır. Ve böylece V potansiyelinin basitçe 10 üzeri 5 x olduğunu bulursunuz x sıfırsa potansiyeli sıfır bulursunuz ve x 1 santim ise potansiyeli bir volt bulursunuz. Ve bununla birlikte bu yönde eksi 10 üzeri 5 değerinde bir elektrik alanı vardır. Ve bu son derecede fizikseldir. Ne zaman paralel plakalarla ilgilensek bulacağımız şey budur. Hareketli yükler olmadığı sürece katı iletkenlerle ilgileniyorken bu durumda sadece durgun elektrik alanımız olur. Yükler yoğun şekilde hareketli değiller. O zaman iletken içerisindeki alan daima sıfırdır. Yalıtkanlarda durum böyle değil. Sadece iletkenlerde böyle. Çünkü iletkenler serbest elektronlara sahiptir. Bu serbest elektronlar elektrik alanları görürse alan içerisinde kendisine bir kuvvet etkimeyinceye kadar hareket ederler. Bu şekilde içerideki elektrik alanı öldürürler. Böylece bir iletken içindeki yükler elektrik alan sıfır olacak şekilde daima kendi kendine düzenlenir. Eğer alan durgun bir alan ise hızlı değişmiyorsa. Ve şimdi sizinle katı bir iletkeni yükleyip onun durumunu değerlendireceğim ve kendi kendime soracağım yük nereye gider? Sevgililer günü şerefine katı bir kalbi ele alalım. Çelik bir kalp. O her yönüyle bir katıdır. Böylece bu bir katı iletkendir. Bu iletken üzerine dışarıdan bir yük getiriyorum. Artı veya eksi. Şu an yalnızca artı alalım. Ve şimdi size soruyorum. Bu bir iletken, yalıtkan değil. Yalıtkanların konusu tamamen farklı. Bu içerisinde serbest hareket eden elektronlara sahip. Şimdi soruyorum. Bu iletken kalbe dokunursa, öte yandan kalbiniz de çok iyi bir iletkendir. Bu iletken kalbe dokunursanız bu yüklere ne olur? Nereye giderler? ve sizi üç seçenekle karşı karşıya bırakıyorum. Ve bununla ilgili bir oylamamız olacak. İlk seçenek, artı yüklerin iletken boyunca düzgün bir biçimde dağılmış olmasıdır. Bir ihtimal. İkinci ihtimal, bence daha düşük bir olasılık. Tüm yüklerin orada bir yere gideceğidir. Hangi yer olacağını bilemiyorum ama olabilir. Ve sonra üçüncü ihtimal, belki de yük sadece dış yüzeyde kendi kendini homojen bir şekilde dağıtacaktır. Ve sonra dördüncü ihtimal yukarıdakilerin hiçbiri. Yaptığım üç öneri de yanlıştı. Yükün iletken boyunca homojen bir şekilde dağılabileceğini kim düşünüyor? Bir ya da iki el görüyorum. Güzel. Elinizi kaldırmaktan utanmayın. En kötüsü yanılırsınız söz konusu bu olduğunda ben pek çok kez yanılmışımdır. Bu konuda çekinmeyin. Yükün tamamıyla kalpte bir noktaya gideceğini kim düşünüyor? Cesaretiniz var mı? Bir noktaya gideceğini mi düşünüyorsunuz? Yükler birbirini iterler. Doğru. Bu yüzden bu olası görünmüyor. Yükün dış yüzeye kendiliğinden düzgün bir şekilde dağılacağını kim düşünüyor? Yukarıdakilerin hiçbirini kim düşünüyor? Çok iyi. Peki dış kısım üzerinde düzgün dağılmış olabileceğini düşünenlere bir B verecektim. Fakat göreceğiniz gibi düzgün değil. Ama sadece dış kısımlara gider. Ve şimdi bunu size ispatlayacağım. Öncelikle yükün iletken içinde bir şekilde kendinden dağılacağı biçimdeki saçma ihtimale bakalım. Burada bir kapalı yüzey olan bir Gauss yüzeyi alıyorum. Eğer elektrostatik bir alanımız varsa iletkenin içinde yüklerin hızlı bir şekilde hareket etmediğini biliyorum. O durgun bir alan. E alanının yüzeyi de her yerde sıfır olması gerektiğini biliyorum. Bu kapalı bir yüzey. Bu yüzden E nokta integrali denklem bir sıfırdır. Bu küremin içinde yükün sıfır olması anlamına gelir. Yani içeride hiç yük olamaz. Bu nedenle Gauss yasası bu iletkenin içinde herhangi bir yük olabileceği ihtimalini derhal ortadan kaldırır. Bu söz konusu bile değil. Size sadece bir seçim kalıyor. Yükler yüzeydedir. Yani tüm yük yüzeyde olmalı. Ve sonra bir sonraki derste yükün neden düzgün dağılmadığını detaylarını sizinle tartışacağız. Bu bir kilo olsa da yüzeyde düzgün dağılmış olacaktı. Fakat değil. Bunun garip bir şekli var. O sadece yüzeyde olacak. Şimdi bu kalbi çok özel bir kalp, daha gerçek bir kalp gibi yapacağım. Burası boş ama burası katı. Bu bir iletken. Kalp kası ve burası boş. Burada hiçbir şey yok. Ve yeniden onu yükleyeceğim. Dışarıdan yük getiririm. Şimdi iletken içinde herhangi bir yükün olabileceğini beklemediğimiz açık. Bu açık. Aynı düşünce Gauss yasasını destekler. Fakat şimdi pozitif yüklerin bir kısmının bu yüzeyin iç tarafına ve bir kısmında dış tarafına gitme ihtimali mümkün müdür? Şimdi bir kısmının iç tarafa gideceğini düşünenler olabilir. Çünkü durum şimdi farklı. Tamam şimdi boş bir iletkenimiz var. Kim yükün bir kısmının iç tarafa gidebileceği taraftarı? Hiç mümkün olmadığını söyleyen bir el, iki el görüyorum. İç tarafa gitmeyecek, dışarı gidecek. Peki şu an çoğunuz oldukça dikkatli artık oylama istemiyorsunuz. İç tarafa gidemez. Neden iç tarafa gidemez? Bu Gauss yüzeyi olsun? Kapalı yüzey. Bunu üç boyutlu olarak düşünün. Bu çizgi üzerinde her yerde elektrik alan sıfırdır. Çünkü iletkenin içindesiniz. O halde yüzey integrali de sıfırdır. Yani Gauss yasası bu yüzey içerisinde herhangi bir yük olamayacağını söyler. Öyleyse gene yük dış yüzeye gitmeli. Hiçbir iç yüzeye gidemeyecek. Ve o zaman sonuç iletken içinde elektrik alanı sıfır. Fakat bu boş bölgede de elektrik alan sıfırdır. Orada asla yük olmaz. Ve boşluk dahil tüm kalp eş potansiyellidir. Hiçbir yerde asla elektrik alanı yoktur. Elektrik alanlar sadece kalbin dışındadır. Dışarıda alan çizgileri var ve bu alan çizgileri her yerde kalbin yüzüne diktir. Çünkü kalp eş potansiyelidir. Burada bunun gibi çok tuhaf falan çizgileri elde edersiniz. Kalp duvarına ulaştıkları yerde yerel olarak dik olmalıdırlar. Daha önceki dersinde düzgün katı bir kürenin içindeki elektrik alanının sıfır olduğunu gösterdim. Ve hatta içi boş bir iletken kürenin içindeki elektrik alanının da sıfır olduğunu size gösterdim. Bugün onun bir küre olması gerekmediğini de gördük. Küresel simetriye ihtiyacınız yok. İçi boş iletken herhangi bir şekil bir iletken olduğu sürece herhangi bir şekil size içeride sıfır olan bir elektrik alanı verecektir. Ve ilk olarak bunu göstermek istiyorum. Burada küre olmayan bir cismim var. Bir boya kutusu. Üzerinde biraz alüminyum var. Orada bir delik var. Mükemmel değil. Aslında bunun gibi kapalı değil. Öyleyse içerideki elektrik alan tamamen sıfır olmayacak. Ama çok yakın olacak. İçeriye ulaşmak istediğim için bir deliği olmalı. Onu yükledikten sonra içeride herhangi bir yük olup olmadığına bakmak istiyorum. Doğrudan içeriye ulaşabilmeliyim. Bunu yükleyeceğim ve sonra dışarıdan ve içeriden biraz yük alacağım. Elektroskobu kullanacağım ve gerçekten dışarıda yük olduğunu ama içeride hiçbir şeyin olmadığını bakalım gösterebilecek miyim? Bunun nasıl çalıştığını size anlatmaya çalışırken kullandığım yöntemin aynısını kullanacağım. Bu elektroforos dediğimiz çılgın bir yöntemdir. Elek elektroforos, telafız zor. Elektroforos. Burada bir cam plakamız var. Kedi postuyla uyuyorum. Onu tekrar düşünün. Bu problem için de küçük bir problemdir. Metal plaka üzerine koyuyorum. Ona dokunuyorum. Hafif çarpıldım. Onu buraya değdiriyorum. Tekrar dokunuyorum. Tekrar çarpıldım. Ve bunu yükledim. Tekrar dokunuyorum. Gene çarpıldım. Ve tekrar değdiriyorum. Camı biraz daha yükleyelim. Aklıma gelmişken bu cam plaka üzerinde yarattığım büyük pozitiftir. Ona dokunuyorum. Buradaki yük negatiftir. Pozitif değil. Tekrar üzerine koyuyorum. Dokunuyorum. Tamam. Böylece şimdi orada negatif yüküm olmalı. Burada küçük bir test küresi var. O bir iletken. Bu dış taraftan biraz yük alacağım. Dokunuyorum. Harika. Yük var. Sorun yok. Aynı fikirdeyiz. Doğru mu? Yük var. Tamam. Şimdi içine dokunuyorum. Umarım üzerine kıvılcımlar sıçramaz. Dokunuyorum. Hiçbir şey. Görüyorsunuz. Kesinlikle hiçbir şey. Böylece içinde hiç yük yok. Yük dış tarafta. Bu biraz önce gösterdiğim şey. Gözünüzün önünde onu görüyorsunuz. Tüm yükler dışarı gidiyor. Bu sezgisel olmayıp şu gerçeğin ivedi bir sonucudur. Elektronların serbestçe hareket edebildiği bir iletkenin içinde elektrik alanın kendisi sıfırdır. Ve savunduğumuz gibi yükler yüzeyin içine asla gidemezler. Hepsi dış yüzey üzerinde kalır. Bu yüzden iç tarafına dokunduğunda hiç yük yoktur. Böylece eğer bu iletkenin içindeyseniz, eviniz iletken bir ev ise dış dünyadan birisi siz içerideyken evinizi yüklerse bundan haberiniz olmaz. Oldukça şaşırtıcı değil mi? Dış dünyadan elektriksel olarak korunmuş olursunuz. Şimdi durumu daha karmaşık yapacağım. Şimdi iletken bir cisim alıyorum. Küre olmak zorunda değil ve bu içi boş iletken cismi bir dış elektrik alana getiriyorum. Yani evinizin dışındaki biri Van de Graaff'ı çalıştırarak bir elektrik alanı oluşturuyor. Şimdi ne olacak? Evet, indükleme nedeniyle iletkende biraz yük kutuplanması elde edeceksiniz. Bir tarafta negatifle, diğer tarafta pozitifle yüklenecek. Ama içeride ne olacak? Hiçbir şey. İletkendeki elektrik alan durgun bir elektrik alansa her yerde sıfır kalmalı. Ve böylece burada hiç yük toplanamaz, içeride hiç yük toplanamaz. Ve dış tarafa bir elektrik alanı getirmek için dışarıda negatif ve pozitif yükler elde edebilirsiniz. Burada negatif, orada pozitif olabilir ama içeride hiçbir şey. Birisi evinize yük koymaya, sizi elektrik alanla öldürmeye çalışıyor olabilir. Ama içerisi dış dünyadan elektriksel olarak perdelenmiştir, korunmaktadır. İçeride hiçbir şey olmayacak. İçeride bir elektrik alanı asla göremeyeceksiniz. Size ilginç bir çizim, ilginç bir şekil göstereceğim. o iletken bir kutu. O kapalı. Kutuda gördüğünüz delik sadece içine bakmamızı izin verir ama tüm kenarları kapalıdır. Burada biraz negatif yük var ve göremediğiniz ön tarafta pozitif yük var. Kırmızı alan çizgileri pozitif yüklerden çıkar, kutuda son bulur ve negatif alan çizgileri kutudan negatif yüklere gider. Açıkça kutuplanma var kutunun kendisi nötrdür. Nötr bir kutuyla başladım. Ama bu elektrik alandan dolayı kutuplanma elde ettim. Alan burada kutu üzerindeki negatif yükle bitiyor. Alan sadece dışarıda var. Burada ise kutu üzerinde pozitif yükle bitiyor. Alan sadece dışarıda. İçindeki elektrik alan sıfır. İçinde hiçbir yerde yük yok. Bu çılgın elektrik alanı nedeniyle iletken içinde özgürce hareket eden yükler kendilerini tekrar öyle düzenleyeceklerdir ki hem iletkenin her yerinde hem de oyun içinde her yerde alan sıfır olacaktır. Bu durumda E nokta çarpım DL'nin kapalı yol integrali her yerde sıfır olur. Eğer bunlar durgun alanlar ise. Tüm bu koşulları sağlaması için yüzeyde bu yük dağılımının nasıl olması gerektiğini hesaplamak bizim için açıkça imkansızdır. Ama Doğa bunu kolaylıkla yapabilir. Ve tüm fizik kurallarına uyarak bunu son derece hızlı bir şekilde yapabilir. Çok hızlı bir şekilde buraya artı ve oraya eksi yük getirir. Yüzeyin iç tarafında hiç yük olmadığından emin olur. Elektrik alanın kutu içinde ve içeride her yerde sıfır olduğundan emin olur. Ve aynı zamanda E E.dl integralinin uzayda her yerde sıfır olduğundan emin olur ve bu nedenle kutu ve içindeki her şey bir eş potansiyel olur. Böylece alan çizgileri kutuyla kesiştikleri her yerde kutuya daima dik olacak şekilde düzenlenirler. Ve bütün bunlar doğa tarafından göz açıp kapayıncaya kadar yapılır. Bunun oluşması şaşırtıcı bir şeydir ve söylediğim gibi hesaplanması bizim için imkansız gibidir. Çünkü alan düzenlenimi olağanüstü biçimde zordur. Dışarıda ne olursa olsun bu metal kutunun içindeyseniz dış dünyadan elektriksel olarak yalıtılmış olacaksınız. Ne dışarıda güçlü bir elektrik alan olduğunu ne de evinizi yüklemeye çalışan insanların farkına varırsınız. Biz buna elektrostatik perdeleme deriz ve evinize Faraday kafesi adını veririz. ona ünlü fizikçi Faraday'a izafeten bu isim verilmiştir. Bu ders boyunca onun hakkında çok daha fazla şey öğreneceksiniz. Bunu göstermeden önce problem 21 ile ilgili bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu sizin bir sonraki ödevinizdir. Sizi zorlamak istiyorum. Kendimi kandırmıyorum. Ama bu hafta sonu, gelecek hafta değil, bu ödev üzerinde çalışmaya başlamanız için sizi zorlamak istiyorum bu ödevler tam anlamıyla çocuksu ödevler değil. Bunlar MIT ödevleri ve onları yapmak için artık donanımlısınız. Bu yüzden lütfen bu hafta sonu başlayın. Bana iyilik yapmak için değil, o iyiliği kendinize yapmanız için. Biraz Problem 2.1 hakkında konuşalım. Başka bir deyişle Problem 2.1 konusunda size yardımcı olacağım. Birkaç kez içi boş bir iletkenin içinde elektrik alanı elde etmenin mümkün olmadığını söyledim. Peki İletkenin içine girdiğimi varsayalım. Oraya içeri giriyorum. Ve gizlice cebime bir yük koyuyorum. Orada içeride oturuyorum ve siz onu kapatıyorsunuz. Öyleyse içeride bir yük var. O konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ve içeride bir yük varsa bir elektrik alanı da vardır. O halde şimdi öyle bir durumdayız ki sevgililer günü geçtiği için kalbim yeniden bir küreye evrildi. Şimdi küresel bir iletken alıyoruz. Katı. Bu katı malzeme. Ve artı Q yüküyle bir şekilde o yük içinde oturuyorum. Eğer isterseniz eksi yapabilirsiniz. Tamamen problem 2-1 ile ilgili. Şimdi içeride pozitif yük olduğu açık. Öyleyse bir elektrik alan olması gerektiği de açık. Fakat iletkenin içindeki elektrik alan işte buralardaki her yerde sıfır olmalıdır. Eğer sıfır değilse sıfır olana kadar elektronlar hareket etmeye devam edecekler. İletken madde içinde hiç elektrik alanı yok. İç yüzeyde herhangi bir yükle ilgili olarak bu ne anlama gelir? Şimdi iç yüzeyde yük olmalıdır. Çünkü şimdi bu küresel yüzeyi Gauss yüzeyi olarak alırsam, kapalı bir yüzey, Bay Gauss bu yüzey üzerinden E nokta .DA DA'nın kapalı yüzey integralinin sıfır olması gerektiğini söylüyor. Çünkü elektrik alanı her yerde sıfırdır. Bu işteki tüm yük bölü epsilon sıfır ile aynıdır. Bu yüzden bu işteki yük sıfır olmalıdır. İletkenin kendi içinde hiç yük olamayacağından, bu Gauss yüzeyi içindeki net yükün sıfır olması için negatif yük iletkenin iç yüzeyinde toplanmalıdır. Şimdi içeride yük elde ediyoruz. İç yüzeyde ne kadar yük toplanmıştır? Tam olarak eksi Q. Böylece ikisinin toplamı sıfırdır. Başlangıçta bu iletken yüksüzdü. Hiç net yükü yoktu. Bu yüzden de şimdi iletkenin dış yüzeyinde artı Q kadar yük görmemiz gerekir. İç yüzeydeki eksi yükler iletkenin kendisinden geldiği için toplamı sıfır olmalıdır. Şöyle bir özel duruma sahibiz. O yuktaki artı Q yükü ki o yukta bir E alanı yaratır. İç yüzeyde aynı büyüklükte ama zıt işaretli eksi Q yükü indikler ve dış yüzeyde de artı Q yükü oluşur. ve elektrik alanlar, onlar çok karmaşıktır. Elektrik alanlarını içeride çizmeye çalışayım. Bu Q yükü bu duvara, o duvardan daha yakın ise, bu duvarda negatif yükün oradakinden daha yoğun olacağını düşünürüm. Bu aslında bir indükleme etkisidir. Negatif yük bu artıya gitmek ister. Gerçekte olan budur. Yani bu yük bu duvara o duvardan daha yakın olduğu için daha fazla elektron çekebilecek ve bu nedenle buradaki yük yoğunluğu oradakinden daha yüksek olacaktır. Bu açık. Öyleyse alan çizgileri her zaman eş potansiyele dik, daima bu şekilde duvara dik olmalıdır. Böylece birkaç alan çizgisi çiziyorum. Ama burada alan oradakinden daha güçlü olacaktır. İçeride bir alan var. Şimdi dışarıdaki yük dağılımı ne olur? Bu hepsinden daha zor ve o kadar açık değil. Bu kürede çünkü o bir küre dış taraftaki yük düzgün dağılmış olarak ortaya çıkar. Bu sezgisel değildir ve belli de değildir. Doğa tüm fizik kurallarına uymalıdır. İletken bir eş potansiyel olmalıdır. İletken içinde herhangi bir elektrik alan olamaz. Elektrik alan çizgileri her yerde yüzeylik olmak zorundadır. E nokta kapalı yola integrali her yerde sıfır olmalıdır. Ve doğanın yapabileceği tek şey yüzeyde yük dağılımını düzgün yapmaktır. Bunu düşündüğünüzde şaşırtıcı gelir. O içerideki bu artı Q yükünün konumundan bağımsızdır. Artı Q yüküyle etrafta dolaşmaya başlarsanız dış dünya bunu bilemez. Dış dünya yalnızca dışarıdan homojen dağılmış artı Q yükünün olduğunu bilir. Çünkü o bir küredir. O bir kalp olsaydı bu durum olmazdı. Ama dış dünya, işteki o yük ile etrafta hareket ettiğinizi bilme durumuna sahip değildir. Orada içeride otururken bir lastik çubuğu bir kediye sürttüğümü varsayalım. Lastik çubuğu kedi üzerine sürterek aynı miktarda pozitif ve negatif yük oluştururum. Dış dünya bunu bilemez. Çünkü içerideki yük miktarını değiştiremem. Sadece cebimde artık yük var kedi de artı ve belki kendimde eksi oluşturduğum gerçeğini dış dünya asla bilemez. Çünkü yüklerin toplamı hala akıyordur. Onlar kelimi yavlamasını duyabilirler ama duyabilecekleri tek şey budur. Fakat orada yüklerle oynadığımı bilme yöntemine sahip değillerdir. Ve bu nedenle dış dünya içeride olanları bilme yöntemine sahip değildir. Buna elektrostatik perdeleme diyoruz. Başka bir deyişle bir Faraday kafesi etkisi bu kutuyu elektrik alanı içine getirdiğimde olacakları göstermek istiyorum. İçi boş bir iletken cisim. Van de Graaf'ın elektrik alanına getiriyorum onu. O bir iletken. İndükleme nedeniyle şu şekil üzerinde gördüğünüze benzer şeyler elde edebileceğinizi göstereceğim size. Bir tarafta negatif yük, diğer tarafta pozitif yük. Ve içeride sıfır yük elde edeceksiniz. Oldukça şaşırtıcı değil mi? Bu pozitif olsaydı olduğunu varsayalım. O zaman bu taraf negatif olur. Bu taraf pozitif olur. Kübü eş potansiyeli içeride yük yok. Oldukça şaşırtıcı. Bunu Van de Graaff'ı çalıştıralım. Böylece elektrik alan oluşturuyoruz. Elektroskopu çalıştıralım. Bu benim küçük ilekten pimpon topum. Ve ilk önce sizin tarafınıza kutunun sol tarafına dokunacağım. İşte dokundum. Şimdi bu yükü elektroskopa getiriyorum. Harika. Güzel yük. Şimdi diğer tarafa dokunuyorum. Ve yaklaşacağım. Bir kıvılcım duydum. Kıvılcımlar her zaman tehlikelidir. Elektroskopa yaklaşıyorum. Eğer elektroskopun göstergesi daha az sapma gösterirse daha önce tartıştığımız gibi bu, burada sahip olduğum polaritenin elektroskoptaki polariteden farklı olduğu anlamına gelir. Açıkça görüyorsunuz. Sapma daha az oldu. Bu yüzden bu taraftan aldığım yük, o taraftan aldığım yükten farklı bir potansiyele sahip. Fakat yine de tüm kutu bir eş potansiyeldir. Yüklerin tüm bu tuhaf kutuplaşması yüzeyde meydana gelir. Ve şimdi içeriye ulaşmaya deneyeceğim. İçeriden bir miktar yük elde etmeye çalışacağım. Orada hiç yük olmamalı. O, tabii ki bu yükü boşaltmalıyım. Buna dokunuyorum ve görüyorsunuz ki hiç yük yok. Oldukça şaşırtıcı olan üç şey görmüş olduk. Bu tarafta yük, o taraftaki yükten farklı bir polariteye sahip. Her şey yüzeyde oluyor. İçeride hiçbir şey olmuyor. İçeriden hiç yük elde edemedim. Şimdi... Daha tehlikeli bir şeyle deney yapacağız. Bu Van de Burada bazı yerlere açık olan bir Faraday kafesi görüyorsunuz. Bütün bir iletken değil. Ama durumu çok fazla değiştirmeyen küçük delikler var. Belki sadece biraz değiştirir. Ve o kafesin içine gireceğim şu da güzel bir Faraday kafesi olabilirdi. Ama onun içinde emeklemek bile zor olurdu benim için. Ve bu kafese bir radyo ile girersem arabanızdaki radyo gibi o zaman radyoyu duyamayabilirsiniz. Radyo dalgaları zor bir hikaye olsa bile tartıştığımız perdeleme sadece elektrostatik korumadır ve radyo dalgaları güçlü biçimde değişen alanlardan oluşan elektromanyetik ışınımlardır. Bu nedenle düşünebildiğiniz kadar kusursuz bir koruyucu olmayabilir. Ama hepimiz biliyoruz birisi arabanızın antenini koparırsa ki bu Cambridge'de sürekli olur içeride hiç yayın alamazsınız. Çünkü arabanız bir Faraday kafesidir. Şimdi yapacağım iş kafesin içine girmek. İlk önce kafesi yüklediğimiz zaman onu birkaç yüz bin volta yükselteceğimizi size göstereyim. Elimle sadece birkaç gelin teli tutacağım. Bu kafesi yüklediğimizde onu birkaç yüz bin volta çıkardığımızda evet gerçekten bu kafesin Van de Graaff vasıtasıyla yüklendiğini sizi inandırmak için elimde sadece birkaç gelin teli tutacağım. Ve görüyorsunuz evet Marcos bana tam voltaj ver yalnızca tellere bakalım. Bu teller açıkça şimdi bir elektroskop gibi yüklü olduğumu gösteriyor. Görüyorsunuz. Böylece evet yükümü boşaltmak için yere atlayacağım. Sonra içeri gireceğim. Gelin telleri elimde olacak. Böylece kafes yüklendiğinde orada içeride bu gelin tellerinin ayrılmayacağını göreceksiniz ve bu harika radyoda yanımda olacak. Bunu planlamamıştım. Bana inanın. Kafesi yüklemeden önce içeri gireceğim. Onun için bir şey yapmayın. Hiçbir şey olmuyor. Korunuyorum. Ancak bir sorun var. Beni hala duyabiliyorsunuz. Bir verici kullanıyorum ve alıcı bu kutunun dışında herhangi bir yerde. Öyleyse neden beni hala duyabiliyorsunuz? Bu gönderdiğim radyo dalgaları türünün çok yüksek frekanslı olduğu anlamına gelir. Durgun bir alan değil. O yüzden bir şekilde doğrudan alabilirler. Bu yüzden perdeleme hızlı değişken elektrik alanları için mükemmel değil. Ama genlik modülasyonu radyolar için yeterince iyi. Şimdi içeri gireceğim ve cesur olmaya çalışacağım. Ve şimdi o beni çarpmaya, öldürmeye çalışacak. Ama elektrik ve manyetizma dersini öğrendiğimden beri korkmuyorum. Elimi yaktım, orası ayrı bir konu. Tamam, Marcos. Yapabildiğinden iyisini yap. Gelin telleri burada. 100 bin volta çıkarmaya çalış. 200 bin volta. Burada içeride kendimi yüksek gerilitte bir midye gibi mutlu hissediyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hiç endişeli değilim. Buraya bir yıldırım düşse kimin umurunda? Bir Faraday kafesindeyim. Hafta sonu mu berbat edemez? İçine dokunabilirim. Burada hiçbir yerde yük yok. Hafta sonu berbat olmayacak ve yeni ödevinizin tesisizlik gibi berbat etmeyeceğini umuyorum. Gelecek derste görüşürüz.